Merhabalar. Elimizdeki iki tapuyu da inceledim. TKGM'den yani tapunun kendi sitesinden incelediğimizde iki parseli de yan yana. Bir tanesi 11.686 4 parselde 516 metrekare. Diğeri 11.686 5 parselde 741 metrekarelik yerimiz var. Bölgemizin belediyeden incelememizi yaptığımızda gördüğünüz gibi 4 ve 5 yan yana. Burası ticaret ve konut alanı olarak geçiyor bu bölgeler. Kat edildiğimiz maksimum 8, emsalimiz 1.6. Taksımız yani taban oturumumuz, şap oturumu veya taban oturumu dediğimiz alanı da belediyeden alabiliriz. Belediyeden ne kadar olduğunu öğrenebiliriz. Bunun Nazım İmar Planı veya plan notlarında da baktık. Parseller cephesi yola 20 metre altında olan parsellerin çekme mesafesi 10 metre. Hani 20 metreden fazla olanlar, az olanlar içinde muhtemelen 5 metre. Nazım İmar Planı'nda geçmemiş ama. Buradan da incelememizi, gerekli incelememizi yaptık. Bölgenin rakip pazar analizini yaptığımızda, bölgeye şöyle genel havadan bir baktığımızda, bölgemizin satılık ilanları bu şekilde. Bölgeyi bir de hani şey olarak bakalım, konum olarak bakalım. Bakın hemen bu noktada siyah çizgiyle görüyoruz. Burası 5 parsel, yanı şurası 4 parsel. Şu yolun hemen yanı. Bu noktaya bir de canlı olarak bakalım. Hemen. Zannediyorum burası olması lazım. Benim incelediğim kadarıyla. Tekrar rakip pazar analizine geçelim. Buradan baktığımızda yine yola cepheli, yola yakın ilanları incelediğimizde bu bölgedeki bakın yine ticaret konut imarlı 410 metrekare. 410 metrekare olması handikap. Bizde mesela bir tanesi 516, bir tanesi 740 metrekare. Bir dönümün altında imar almak biraz zor belediyeden. Yani 410 metrekare için yan parselle ortak olmadıktan sonra buraya bir bina dikmemiz zor. Böyle bir imkanımız yok maalesef. Sizin de buradaki parseldeki tek parselin İmar konusunda sıkıntı. Tek parsel için buraya bir konut ya da imar izni almak zor bir dönümün altında. Ama ikisi birleştiği zaman, iki tapu birleştiği zaman evet buraya bir konut imarı, bir proje çizilebilir, bir müteahhitle görüşülebilir. Burayla ilgili bir anlaşma yapılabilir. Bu değerli bizim için. Devam edelim. Bakın yine burada bir emlak firmasının var ilanı. Yola ikinci parselde 3390 metrekare. 2500 lira istemiş metrekaresine gördüğünüz gibi. Yalnız burada önemli olan arazinin kullanılabilirliği de çok önemli. Burada tam bir dikdörtgen yapı. Burada 4 bloklu, 5 bloklu veya duruma göre 3 bloklu geniş bir site yapılabilir buraya. Altına ticari alanlar yapılabilir. Şekil itibariyle, konum itibariyle de çok değerli olduğu için 2500 liraya kadar metrekare birim fiyatını çıkmışlar. Hemen yola yakın bir tane var. Yine aynı firmaya ait. İncelediğimizde bakın bu neredeymiş. Bu konum olarak bakın yola sıfır ve sizin arsadan şehre daha yakın bir noktada. Çok daha yakın bir noktada. Buna da 2195 diyelim 2200 metrekaresini istemişler. 2200 istemişler. Bizim arazimiz yani buraya göre şu yola göre şu imardaki arsaya göre bizimki çok daha bakarsanız onlar biraz daha Adana merkezine yakın. Onlar biraz şöyle şuralardalar. Adana merkezinde. Biz daha aşağıdayız. Biz daha Adana'dan uzaktayız. Dolayısıyla Adana'dan uzaklaştıkça metrekare birim fiyatları da peyderpey düşecektir.
Buradan baktığımız zaman, yani buradaki rakipleri incelediğimizde, en son buraya bakmıştık. Adana'ya yakın bir noktada maksimum taban, yani tavan fiyatımız en yüksek fiyat olarak yol üzerinde. Burası da iş yeri imarı olduğu için, depo, antrepo imarı olduğu için iş yeri değerli bir arsa bizim için. 2120, 195 özür, 2200 diyelim metrekare fiyatına istemişler. Biz de gene buna yakın konut artı ticari olduğu için bizim tapumuz. Biz de buna yakın fiyat isteyebiliriz. 2000 liranın üzerinde, bir miktar üzerinde kendi arsamda ister teklifleri değerlendiririz. Şu anki görünen durum bu şekilde. Burayla ilgili başka sorunuz veya aklınıza takılan herhangi bir şey varsa tekrardan görüşebiliriz. Pazarlama planını ayrıntı olarak telefonda konuşabiliriz. Soracağınız her türlü soru için beni arayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.